Türkiye'nin bütün ağır gündemi ortadayken bugün Manisa'da Manisalılar siyah eşofmanlarıyla kadın cinayetlerine tepkilerini dile getirerek ve Türkiye'de yaşanan her türlü hukuksuzluğa, haksızlığa karşı özellikle de son günlerde yeni doğanlara yönelik yapılan büyük yeni doğanlara yönelik olarak yaşanan utanç verici ve hiçbirimizin artık onlarla aynı ülkede yaşamaya bile tahammül etmediği bir çeteyle karşı karşıyayız. Buna karşı da bugün bir kez daha memleketim Manisa'dan bir çağrıda bulunuyorum ve diyorum ki ülkeyi yönetenler sorumluluktan kaçamazlar ve bu rezalete bulaşan kim varsa bunları öyle sadece görevleri icabı bir kusur işlediler gibi görev suçundan falan yargılamak değil, bunları bilerek, kasten, tasarlayarak ve örgüt kurarak ölüme sebebiyet verme suçundan yargılamak ve bir daha gün ışığına çıkarmamak lazım. Ayrıca bu işe karışan ne kadar hastane varsa öyle ruhsatlarını askıya aldık, ruhsatlarını iptal ettik değil. Bu hastanelerin hepsinin kamulaştırılması, bütün hastanenin bütün varlığına, binalarına, hastanenin tüm ekipmanlarına, kamu adına el konup Sağlık Bakanlığı'na kaydedilmesi lazım. Olağanüstü hal ilan edip meclisin yetkilerini kullanarak 15 Temmuz darbesine karışan cemaatin tüm varlıklarına, tüm hastanelerine, okullarına, dershanelerine, arsalarına el konuldu. Bugün kanun hükmünde kararnameye gerek yok. O meclis yerine görev yapıyor o hal sırasında. Şu anda ben ana muhalefet partisi olarak teklifte bulunuyorum. Gelsinler, bu işe kim karıştıysa bunların bütün hastanelerini ve bütün mal varlıklarını kamu adına el koyalım. İbreti alem olsun. Bir daha bir hastane sahibi böyle bir şey benim hastanemde yaşanırsa hastane elden gider, bunu bilsin. En ağır tedbiri almamız gerekiyor. Bunu bir kez daha ifade ediyorum. Şimdi mevcut bakanın sorumlu olduğu konu şu. O günlerde İstanbul İl Sağlık Müdürü kendisi ve haberdar oldukları konudan biz 19 ay sonra haberdar oluyoruz. Demek ki burada çok ciddi bir ihmal var. O günün İl Sağlık Müdürü bugünün bakanı. Onun sorumluluğu bu yönde. Ama o günlerin Sağlık Bakanı da Sağlık Bakanlığı konunun üzerine yeterince gitmediyse o da sorumlu. Ama bir tane gerçek sorumlu var. Hani hep diyor ya benim ben diye kendini işaret eden, iki bakarı da atayan kalemin sahibi aynı kişi. Gerçek sorumlu Recep Tayyip Erdoğan. Onun dışında bütün sorumluların üzerine gidilmeli. Ama onlar tali sorumluluklar. Bu ülkede sağlığı bu kadar metalaştıran, sağlık alanında verilen hizmeti ticarileştiren, hastanelerin performansa dayalı bir sistemle çalışmasını sağlayan ve bu çocukların sevk edilip kaldığı o özel hastanelerde, özel hastanelere yeni doğan yoğun bakımın çok olması, devlet hastanelerinde az olmasına sebebiyet veren sistem ortada. Bu sistemin kurucusu ve övüne övüne bu Cumhuriyet Meydanı'nda insanlardan oy isterken bu sistemi kurmakla övünen kişi Recep Tayyip Erdoğan. Gerçek sorumlu o. Ayrıca Recep Tayyip Erdoğan'ın dün Alman şansölyesi Olaf Scholz'u yolcu ederken basın toplantısında söylediği bir cümleye dikkat çekmek istiyorum. O da Lübnan'dan yeni sığınmacılar gelirse kapımız açık diyor. Bunu bir soralım bakalım. Bu ülkedeki Recep Tayyip Erdoğan dışında kim böyle düşünüyor? Hangi işsizimiz, hangi yoksulumuz böyle düşünüyor? AK Parti'ye, MHP'ye oy verenler Tayyip Erdoğan'a bunun için mi oy verdiler? Diyor ki Suriye'den yeni sığınmacılar gelirse, Lübnan'dan sığınmacılar gelirse kapımız yine açık diyor. Ya bu memlekette biz Suriyelilerin, Esad geçtiğimiz hafta genel af çıkardı. O genel afa göre ülkelerine dönüyorlar. Artık korkmalarına gerek yok. Hızla teşvik edilip yollanmalarını beklerken
ve gidip de Esad'la konuşmasını ve bu işi çözmesi gerekirken yeni sığınmacılardan bahsediyor. Çıldırmama geldi değil. Kendisine oy veren herkese kendisini şikayet ediyorum ve şöyle bir şey var. Almanya'dan her gün bir uçak sığınmacı gelecek. Onu anlaşmış. Ben Almanya siyasetini çok yakından takip eden, Olaf Scholz'la defalarca görüşen, Almanya'da Olaf Scholz'un partisinin eş genel başkanı daha geçen hafta 10 gün önce Manisa'da ağırlayan bir 10 gün önce Ankara'da ağırlayan birisiyim ve çok mutlular. Diyorlar ki Erdoğan Almanya'daki sığınmacıları da alıyor, anlaştık. Lübnan'dan gelenleri de Türkiye'de tutacak şimdi. Dün de onu söylüyor. Buradaki temel mesele örneğin Eurofighter uçak almak karşılığında Almanya'dan sığınmacı alıyor. Daha önce F-35 projesindeydik. 35 projesinden Türkiye çıkartıldı. Doğru yeterli tepkiyi veremedi. F-16 için yalvar yakar olduk. Olmadı. Eurofighter için şimdi Almanya'daki sığınmacıları getirecek. Ayrıca Lübnan'dan gelene de kapımız açık diyor. Birkaç milyon Lübnan'dan sığınmacı gelse ne yapacağız? Bunlar ne yapıyorlar? Tayyip Erdoğan'ın ekmeğini mi yiyorlar? Bu ülkenin yoksulunun ekmeğini yiyorlar. İşsizinin yerine çalışıyorlar. Canımıza tak etmiş, bıçak kemiğe dayanmışken çıldırmama geldi değil, yeni sığınmacılardan bahsediyor. Ben kendisinin Olaf Scholz'la oturup yeni sığınmacılar getirmek üzere anlaşmasını değil, Esad'la oturup mevcut sığınmacıları ülkelerine yollamasını bekliyorum. Bu çağrımı bir kez daha yapıyorum. Kendisine oy veren her seçmene bu tutumunu şikayet ediyorum. Bundan 3-5 sene önce de bu tip işler yaptı. Bugün halimiz ortada. O yüzden lütfen bu yalan yanlış tutumundan bir an önce vazgeçsin. Teşekkür ediyoruz. Ve ayrıca Manisa Valimiz Sayın Fahrettin Özkan da burada kendileri aramızda. Ayrıca Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ferdi Zeyrek de burada aramızda. Hoş geldiniz. Birazdan hep birlikte ondan geri duracağız. Evet, ondan geri doğru hep birlikte sayıyoruz. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Gel hadi.